Erman, Atakan'ın bu teklifini kabul etti. Sandıkçıoğlu'nun belirleyeceği bir mekanda bu akşam buluşacağız. Sadece ikiniz mi? Başkaları da olacak. Biz gelmeyecek miyiz? Amca, olmaz öyle. Biliyorsun bu şerefsiz bir hainlik, kalleşlik yapmadan duramaz. Ateş doğru söylüyor reis. Erman Barka bu. Mutlaka bir bit yeneği vardır. Tuzaksa ne olacak? Ne yapalım abi? İlk defa mı tuzağa düşeceğiz? Dayı yetiştik mi? Neredesiniz oğlum siz? Dayı affet. Havva'nın doktor kontrolü vardı. Doktor zaten iyi demişti ya çocuğa. Öyle dedi dayı. Ha bunların için rahat etmedi. Bir daha gidelim istediler. Bu sefer ben de gittim onlarla. Sen niye gittin Dursun? Halil'in elini mi tuttun? Yok tutmadım. Niye ki? Lan söylesenize oğlum çocuğun durumu iyi mi? Konuş ula. Dayı doktor iyi demişti ama biz başka bir doktoru daha görünelim dedik. Deli çıkartacak bunlar beni. Oğlum o doktor ne dedi? Dayı doktor dedi ki... Çok iyi dedi doktor. Kız tamamen erimiş, kaybolmuş. Maşallah nur topu gibi sağlıklı bir evladınız olacak dedi. Oh be, gel lan buraya. Oh be, nihayet. Hadi, geçmiş olsun. Ulan bu kadar hengamenin arasında iyi bir haber geldi ya, şükürler olsun. Yüzü gülüyor. Evet, hoş geldin. Ver bakalım haberleri. Oy. Ne oldu? Necat kızım tok. Kist, mist, kanamış. Oy, kurban olsunlar. Sapa sağlam doğacak Allah'ın izniyle. Şükürler olsun Allah'ım sana. Çok şükür, o kadar mutlu oldum. Leyla ablacığım, artık bir bebek alışverişine çıkarız. Ertele, ertele yeter daha. Çıkmaz mıyız? Ne istiyorsan alırız Havva'cığım. Sağ salim gelsin de Havva. Her şeyi yaparız değil mi yenge? Aynen tabii ki. Her şeyi yaparız. Ne istiyorsan. Nasıl istiyorsan. Önemli olan sağlığınız. Senin de bebeğin de. İnşallah. Allah'ım inşallah. Leyla abla. Canım. Senin bebeğin cinsiyeti ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Ben kız gibi hissediyorum. Aa öyle mi? Bence erkek olabilir. Aman, bir tane kız doğmuş. Evet ablam, o da doğmuş. Moralim bozukken ben de hep kendimi böyle ev işlerine veririm. Terapi gibi geliyor bana. Oh ya. Ondan değil. Sonraya kalmasın diye. Öyle mi? Ne oldu, makine mi bozdu? Yok. Ben bozuğum galiba. Ha, ne oldu? Ne oldu? Gel buraya bir sarılayım. Ha, gel. Niye bu kadar ağlıyorsun ama sen ya? Ha? Kim üzdü ya seni bu kadar? Bak bir bana, bana bak bir. Olmaz böyle. Bak böyle içine atarsan daha kötü olur. İnsan böyle içine ata, ata, ata o duygu insanı kemirir, bitirir. Ha nereden biliyorsun diye sorma. Benim de öyle çok bitmişliğim var. Anlat hadi. Ya Leyla yengem bile hamile kaldı ya. Bu yaşta ya, bu yaşta. Ben kalamıyorum yani, olmayın. Allah'ım da gücüne gitmesin ama... Ya niye diye de sormadan edemiyorum. Ya niye ya, niye? Ben, biz doktora da gittik. Hiçbir şey yok dedi, bir sorun yok dedi. Madem sorun yok, ben niye hamile kalamıyorum? Ben de çok zorlandım ada için. Öyle kolay olmadı benim hamileliğimde. Nasıl yaptın peki? Nasıl oldu yani? Biliyorsundur sen zaten. Anlatmıştır sana doktorlar falan. Yani mesela folik asit çok önemli, çok mühim. Sonra işte böyle
Vitamin takviyeleri mesela. Onlar da çok önemli. Ovülasyon günleri. Onları zaten hiç söylemiyorum. Hiç kaçırmaman lazım. E tamam. Bunlara dikkat edersen. E düzenli davranırsan oluyor bebek. Bebek geldi bile. Ya biliyorum. Onu biliyorum da. Benim adamın yüzünü görünce ne olur? E artık yani. Ona da ben bir şey yapamam. O iş sende. Ama diğer meselelere yardım ederim yani. Hallederiz. Allah'ım kes. Valla. İyi de benim adamı ne edeceğiz o? Ya o günler gelince böyle adam bir geriliyor, bir stres yapıyor. Bir şey de diyemiyorum. Üstüne de gidemiyorum adamın. Sen niye söylüyorsun ona? Razi'ye söylemeyeceksin ona. Sen bil ovülasyon günlerini yeter. O niye biliyor? Ya öyle olursa yani kötü hisseder kendini. Anladın mı? Üzerinde bir baskı hisseder bu sefer. Ha işte bak tam öyle olay ha. Tam öyle yapayım. E yani söyledim işte sana. Bak hatta ne yap biliyor musun? Sen o günlerde daha da uzak dur ondan. Daha da uzaklaş ki o sana daha fazla yakınlaşsın. Dinle sen beni bak gör. Ya Arzu ya. Çok teşekkür ederim. Ya yemin ederim bak bu evde bir Allah'ın kulu gelip de böyle benim karşısına alıp senin konuştuğun gibi konuşmadı. Saçmalama ya. Teşekkür mü olur bunun? Bak ben her zaman yanındayım tamam mı? Buradayım ben be. Ben de kadınım. Halden anlarım yani. Ben de yaşadım bunları. Sen ne olursa anlat bana. Dinlerim beni. Tamam. Esaslı kadınmışsın hem de. Ya. Ben de böyle ilk geldiğinde sana uzak davrandım. Hakkını helal et Arzu ya. Saçmalama ya. Aman takılmam ben öyle şeylere hiç. Sen de takılma. Gidelim yani. Hani haklıydın sonuçta. Ben böyle bir anda pat diye eve düşen yıldırım gibi böyle hayatınıza girdim. He ya. Ben olsam ben de öyle yapardım yani. Razı. Bu konuştuklarımız falan aramızda kalsın olur mu? Yani ne bileyim. Hani şimdi yanlış anlarlar falan. Ateş mesela. Bilmez anlamaz ne bilsin o folik asit, vitamin. Aramızda kalsın bunlar. Tabii tabii canım. Arzuş aramızda. Gel kızım. Sağ ol. Sağ ol Allah. E tamam ben de yardım edeyim hadi. Ne yapayım? Yine de bozuk değil aslında. Neyse. Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam. Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmasam.